Hepinize selam dostlar. Para Mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte kripto para piyasalarında grafiklere incelerken kullanabileceğimiz iki tane indikatörden bahsedeceğim. Bu indikatörler arkadaşlar bizlerin pozisyon alması için, işlem açması için oldukça yararlı indikatörler. Bazılarımızın aklında acaba dip geldi mi, dibi bulduk mu, nereden işlem açsam gibi soru işaretleri olabiliyor. Bu indikatörleri öğrendikten ve kullanmaya başladıktan sonra aklımızdaki soru işaretleri kısmen de olsa giderilecek arkadaşlar. Ayrıca bu videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı kanalımıza abone olmayı ve merak ettiğiniz bütün konuları da kesinlikle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Müzik geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar sizlere koyun ekibi olarak bir web sitesi sunuyoruz. Bu web sitesine girdiğiniz zaman birçok avantajdan ücretsiz olarak yararlanma hakkını elde edebiliyorsunuz. Mesela buradaki blog kısmına girdiğiniz zaman kripto para piyasaları olsun, çeşitli önemli haberler olsun hızlı bir şekilde haberlere erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki haberlerimizi okuyarak proje bazında ve kripto para piyasalarında genel olarak haberler hangi yönde, ilerleyen zamanlarda piyasalarda hangi haberlerle karşılaşabiliriz, piyasanın yönü nereye Gidebilir gibi soru işaretlerinizi kafanızdan silebilirsiniz. Hemen buradaki ana sayfa butonuna tıklarsak eğer arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımıza kripto para piyasalarındaki bazı veriler geliyor arkadaşlar. Bu verileri sizlere tamamıyla ücretsiz olarak sunuyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi veriler oldukça önemli veriler. Biz de bunları yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Bu verileri kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Evet dostlar şu anda görmüş olduğunuz gibi TradingView uygulamasına giriş yaptık. Bu TradingView grafiği arkadaşlar finansal piyasalarda en çok kullanılan grafiklerden bir tanesi oldukça yararlı avantajları bizlere sunuyorlar. İstediğimiz bütün özellikler karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Eğer sizin de herhangi bir TradingView üyeliğiniz yoksa videonun açıklamalar ve yorumlar kısmındaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Hemen indikatörlerimizi incelemek için yukarıdaki göstergeler kısmına arkadaşlar birinci indikatörümüz olan Open Interest'i yazıyorum ve görmüş olduğunuz gibi karşımıza bu indikatör geliyor. Hemen bunu tıklıyorum ve burayı kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi indikatör karşımıza geldi. Peki bu indikatörün bizlere sunmuş olduğu avantaj nedir arkadaşlar? Open Interest bizlere arkadaşlar piyasadaki pozisyon sayılarının azlığını ya da çokluğunu gösteriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Insanlar pozisyonlarını kapatıyor mu? Yoksa insanlar yeni pozisyonlar açıyor mu? Bunun verisini bizlere sunuyor. İsterseniz gelin hemen bir örnek üzerinde daha açıklayıcı bir şekilde inceleyelim. Bunun için buradaki bir saatlik grafiğe geliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dostlar şu anda bir saatlik grafiğe geçiş yaptım. Burada grafik üzerinde bir yükseliş söz konusu olmuş. Hemen fiyata baktığımız zaman gördüğünüz gibi Bitcoin 33.966'dan 34.834.750 seviyelerine hızlı bir şekilde gelmiş. Open Interest'e baktığımızda burada bir yükseliş söz konusu. Burada da bir düşüş söz konusu arkadaşlar. Yani Open Interest'e görmüş olduğumuz gibi burası yeşil olduğu için yukarıya doğru gittiği için buradan şunu anlıyoruz ki insanlar yeni pozisyonlar açmış. Buradan insanların yeni pozisyonlara girdiğini yeni pozisyonlar açtığı verisini elde edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki görmüş olduğumuz kırmızı kısımda bizlere insanların pozisyonlardan artık çıkış yaptığını, pozisyonları kapattığını verisini bizlere sunuyor. Peki bu pozisyonlar long yönlü mü yoksa short yönlü mü olduğunu nereden anlayabiliriz? Şuradan anlayabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bitcoin yükselmişti. Burada da pozisyonların sayısı artmıştı. Bitcoin'in fiyatı yükseldiği için ve pozisyon sayısı arttığı için buradan şunu anlayabiliyoruz. İnsanlar burada long yönlü işlem açmış arkadaşlar. Çünkü niye? Burada bir yükseliş vardı. Yani alım gelmiş ki açılan pozisyonların yönü long yönlü olduğu için fiyat artmış. Bu kısma geldiğimiz zaman Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir düşüş söz konusu burada da open interest aşağı yönlü gelmiş. Buradan da şunu anlıyoruz ki buradaki açılmış olan long işlemler bu noktada kapanmış olabilir veya daha öncesinden açılmış olan long işlemler bu noktada kapanmış olabilir verisine ulaşabiliyoruz. Çünkü neden arkadaşlar open interest verisi aşağı doğru geliyor yani pozisyon sayıları azalıyor fiyat da aşağı yönlü geliyor. Demek ki insanlar bu noktada tam tepe noktasında long işlemlerden çıkış yapmaya başlamış. Hemen bir başka kısım geldiğimiz zaman da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fiyat burada yukarı yönlü sert bir hareket yapmış ancak open interest'e baktığımızda bir aşağı düşüş söz konusu. Buradan da şu yorumu çıkarabiliyoruz. Open interest aşağı geldiği için demek ki bazı işlemlerden çıkış yapılmış. Tabii ki tam tersi olarak işlem de açılmış ancak çıkış yapılan işlemler diğer işlemlere göre daha baskın hale gelmiş arkadaşlar. Fiyatta yukarı yönlü geldiği için buradan şunu anlayabiliyoruz. Demek ki insanlar çoğunluk olarak short işlemlerini kapatmış. Yani çoğunluk olarak insanlar bu noktada fiyatın çok daha yukarılara gelebileceğini düşünmüş ve bundan zarar etmek istememiş. O yüzden işlemlerden çıkış yapmışlar. Bu noktaya baktığımızda ise burada görmüş olduğunuz gibi fiyatta bir aşağı düşüş söz konusu. Open Interest'e baktığımız zaman da aynı şekilde burada da aşağı doğru düşüş söz konusu arkadaşlar. Buradan da şu yorumu çıkarabiliyoruz. Bazı pozisyonlar kapanmış. Fiyat aşağı gitmiş. Yani bu noktada da long işlemler kapanmış arkadaşlar. Hemen diğer bir kısmı incelediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi fiyatta bir düşüş söz konusu arkadaşlar burada da open interest aşağı doğru düşmüş. Yani open interest bize diyor ki kardeşim diyor bazı pozisyonlar burada kapanmış diyor. Hemen biz de buradaki grafiğe bakıyoruz. Acaba longlar mı kapanmış yoksa shortlar mı kapanmış diye burayı inceliyoruz. Bakıyoruz fiyat da aşağı yönlü gitmiş. Demek ki long işlemler kapanmış arkadaşlar. Tabii ki burada short işlemler açan da olmuştur. Long işlemleri kapatmayanlar da olmuştur. Buradaki dikkat etmemiz gereken konu open interest aşağı doğru geldiği için kapanan long işlemleri arkadaşlar açılan diğer işlemlere göre daha baskın Hale gelmiş. Hemen diğer bir indikatörümüzü inceleyelim. Onun için buraya CVD yazıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi karşıma çıktı. Hemen buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da aşağıdaki indikatörler kısmına geldi arkadaşlar. Open Interest'te neyi anlamıştık? İnsanlar çoğunluk olarak hangi yönlü işlem açıyor? Hangi noktada hangi işlemler daha baskın hale gelmiş? Onun verisine ulaşabiliyorduk. CVD ise arkadaşlar bu pozisyonların büyüklüğünü bizlere gösteriyor. Yani kaç milyon dolarlık ya da kaç bin dolarlık ya da kaç milyar dolarlık pozisyon açılmış olduğunu verisini bizlere sunuyor. Hemen CVD incelediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi burada bazı kırmızı mumlar burada da bazı yeşil mumlar söz konusu arkadaşlar. Buradaki kırmızı mumların anlamı bizlere piyasadan çıkan paranın piyasaya giren paradan daha baskın hale geldiğini söylüyor. Yani bu noktada para çıkışı daha fazla olduğu için burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı mumlar söz konusu. Aynı şekilde tam tersi olarak da burada yeşil mumlar söz konusu. Çünkü niye piyasaya giren para çıkan paradan daha baskın hale gelmiş? Yani daha fazlaymış. Hemen örnek olarak daha açıklayıcı olarak anlatayım isterseniz. Mesela burada görmüş olduğumuz gibi bir yeşil mum söz konusu. Yukarıda da görmüş olduğumuz gibi bir yeşil yükseliş mumu söz konusu arkadaşlar. Yani piyasaya giren para çıkan paradan daha fazla olmuş. Peki neyi söylemek istiyorum? Mesela buradaki mumda arkadaşlar piyasaya 100 milyon dolarlık bir para girişi olduğunu varsayalım. Çıkan para da arkadaşlar yani satılan ürünün etmiş olduğu değerde 50 milyon dolar değerinde olsun. İşte görmüş olduğumuz gibi burada piyasaya giren para çıkan paradan daha fazla olduğu için buradaki mumu rengi yeşil. Yani yükseliş yönü. Buradaki kırmızı olan mumlar da tam tersi arkadaşlar. Mesela burada ne olmuş olabilir? Sallıyorum miktarı tamamen. 50 milyon dolarlık piyasadan para çıkmıştır. 25 milyon dolar da piyasaya para girmiştir arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Piyasadan çıkan para giren paradan çok daha yüksek olduğu için burası kırmızı mum olmuş arkadaşlar. Burayı da hemen 50 bin değil de 50 milyon olarak düzeltelim. Yanlış yazmışız. Peki buradaki iki tane indikatörü birbirleriyle kombine ederek nasıl kullanabiliriz? Hemen bir tane örnek üzerinde göstereyim isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi dostlar bu noktada düşen dalgalar söz konusu. Aşağı doğru bir gidiş söz konusu. Buradan da şunu anlıyoruz ki artık piyasadan para çıkış hızı yavaş yavaş azalmaya başlamış. Burada görmüş olduğunuz gibi diğer önceki verilere göre daha hızlı bir para girişi piyasaya olmuş. Tam bu noktada da arkadaşlar yeni pozisyonlar açılmaya başlamış. Tam buraya baktığımız zaman da fiyat bir yükseliş dalgasına başlamış. Çünkü niye arkadaşlar? Burada para çıkışı olmuştu. Burada da pozisyon sayıları azalmıştı. Fiyat da aşağı yönlü geliyordu. Tam fiyatın dön dönmeye yakın olduğu yerlerde artık para girişi olmaya başlamış ve yeni pozisyonlar açılmış. Yani insanlar bu noktada çoğunluk olarak fiyatın bu noktadan dönebileceğini düşünmüş. %100 bir garantisi yok arkadaşlar. Ancak bir fikir edinmek açısından kullanmamız mümkün. Zaten indikatör ve osilatörün de temel amaçları bunlardır. Evet dostlar yapacağımız işlemlerde bir fikir edinmek açısından kullanabileceğimiz iki indikatörü incelediğimiz videomuz bu kadardı. Eğer bu videoda kullanmış olduğumuz Trading nasıl kullanılması gerektiğini bilmiyorsanız sizler için şu anda ekranın üst kısmında çıkan kartlar kısmına bir video bırakıyorum. Aynı videoyu videonun açıklamalar kısmına da koyacağım arkadaşlar. Oradaki linke tıklayarak TradingView'in kullanımını sıfırdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca TradingView üzerinde bir üyeliğiniz yoksa sizler için yine aynı şekilde videonun açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum. O linke tıklayarak da kaydınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorumlar kısmına da yorumunuzu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Hoşçakalın. Thank you.